私以外の美しい世界をどうか照らさないでね。Merhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan. Cadılar Bayramı olduğundan günün önemine uygun olarak cosplay yaptım arkadaşlar. Bu videonun ilk bölümünde Cadılar Bayramı'na bahsettikten sonra bu kostümden size bahsetmek istiyorum. Cadılar Bayramı arkadaşlar her sene 31 Ekim'de kutlanılmaktadır. Bugün ruhların geçmişte yaşamış oldukları evlere dönüp ziyaret ettiklerine inanılmaktadır arkadaşlar. Bu ruhlar geri döndüğünde kötü ruhlarla beraber gelme ihtimali olduğu için böyle aslında böyle değil de daha korkunç işte zombidir veya işte cadıdır gibi kıyafetlere bürünerek bu kötü ruhlar tarafından tanınmamak amacıyla aslında böyle kıyafetler giyildiği söylenilmektedir. Fakat anlamı bu olsa da şu anda sadece herkes eğlence olsun diye işte çeşitli kıyafetler giyerek bugünü kutlamaktadır. Ben bugün arkadaşlar Japonya'daki Obon'u, Ağustos ayında olan Obon'a çok benzetiyorum. Bu Obon döneminde de ruhlar geçmişte yaşamış oldukları evlere geri dönerler. Hatta arkadaşlar bu Obon döneminde denize girmemek tavsiye edilir. Gelen ruhların denizin altında bekleyerek denize girenlerin ayağından çekerek boğacağına inanılıyor. Ama aslında bunun asıl nedeni araştırdığıma göre işte o Ağustos ayının o döneminde Japonya'daki deniz anılarının çok fazla oluşu veya dalga veya işte tayfunun gelme ihtimali olduğundan dolayı aslında denize girmemek tavsiye edilse de insanlar bunu ruhların işte ayaklarından çekerek onları boğacağına inanılıyor. O yüzden bazı Japonlar arkadaşlar Obon döneminde denize girmezler. Cadılar Bayramı biraz önce dediğim gibi ruhlar geliyor vesaire dedim ama diniyle ilgili bir bayram olsa da Japonya'da tamamen din ile alakasız bir şekilde sadece eğlence olsun diye bu bayram kutlanılmakta ki ben de tamamen eğlence olsun diye böyle kıyafetler giyiyorum ama Japonya'da kutlayanlar ve kutlamayanlar bulunmakta. Genelde kutlayanlar da genç kesim olmakta. Genç kişiler, o da herkes değil bazıları böyle kıyafetler giyerek arkadaşlar dışarıda bugün etkinlikler oluyor. Bu etkinliklere katılmaktalar. Yani dışarı çıkıp eğlenmek gibi böyle kostüm giyerek gibi bir gün aslında Japonya için. Veya bazı anaokullarında bu Cadılar Bayramı'na özgü işte etkinlikler oluyor. Beraber mesela İngilizce kelimeler öğreniyorlar Cadılar Bayramı ile ilgili. Veya devlet okullarına geldiğimizde ise öğrendiğime göre devlet okullarında Noel veya Cadılar Bayramı gibi din ile ilgili bayramların kutlanması yasakmış. O yüzden devlet okullarında pek fazla etkinlik olmuyor ama özel okulların kendine özgü kuralları olduğu için etkinlikler oluyormuş. Yine normal yetişkinler için de etrafımdaki Japonlara sorduğumda bazılarının camları işte bazı bal kabağı resimleri vesaire astıklarını süs astıklarını öğrendim. Normalde arkadaşlar dışarıda birçok etkinlik oluyor bugün. İnsanlar böyle giyinip dışarı çıkıp eğleniyorlar. Ki ben de Japonya'da bulundum hemen hemen her yıl işte kafama göre bir kıyafet giyip çıkmıştım bugüne kadar. Fakat bu yıl pandemi olduğundan dolayı çıkmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle kendi başıma kıyafet giyip eğleneyim evde dedim. Fakat geçen yıl çıktım tabii ki. Yukarıdaki linki tıklayın lütfen arkadaşlar. Geçen yılki Cadılar Bayramı'nda bir video hazırlamıştım. O zamanlar pandemi olmadığı için dışarı çıkmıştım ama lütfen oradan duruma bakabilirsiniz. Japonya'da sokaklar nasıl oluyor? Cadılar Bayramı'nda insanlar neler yapıyor? Görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de bu kostümden bahsedeyim arkadaşlar. Japonya'da çok ünlü bir anime ve manga olan Kimetsu no Yaiba'dan Nezuko Kamado arkadaşlar bu kostüm. Bu kostümün sahibi Tanjiro dediğimiz başrol oyuncusunun kız kardeşi olmakta arkadaşlar. Hatta Tanjiro'nun giydiği kıyafette benzeri de şurada bulunmakta. Tanjiro sürekli şöyle bir kıyafet hapli giyer. Nezuko da böyle giyiniyor arkadaşlar. Nezuko'nun daha ilk bölümlerde tüm ailesi katledilmiştir ve kendisi de Oni dediğimiz iblise dönüşmüştür. Normalde bu animenin içerisindeki iblisler, oniler arkadaşlar
insanların kanını içerek yaşamaktalar. Fakat sadece bu Nezuko insanlara zarar vermemek için uyuyarak güç toplamakta. Gerçekten çok iyi bir kız arkadaşlar. Gerçekten çok sevimli bir kız. Yine diğer bir özelliği ise şöyle bir bambuyu ısırması arkadaşlar. Normalde çünkü insanları ısırmaması için, insanların kanını emmemesi için sürekli şöyle bir bambuyu ağzında gezdirir. Bunun amacı dediğim gibi insanlara zarar vermemek için. Genelde yani şöyle bir şekilde görürsünüz Nezuko'yu arkadaşlar. Ben de bugün bu Nezuko'nun kıyafetini giydim ki fark ettiyseniz pembe lens taktım ki hayatımda ilk defa lens taktım. Bu gerçekten yarım saat sürdü bu lens takmama. Çok zor lens takmak diye böyle gerçekten çok zordu ama Nezuko'nun yine pembe gözleri oldukça ünlüdür arkadaşlar. Diğer bir özelliği ise normalde bu Nezuko'nun saçları siyah olmasına rağmen oni olduğu yani iblis olduğu anda şu uçlarının şöyle sararması yine oldukça ünlüdür arkadaşlar. Oni olduktan sonra yani saçları bu şekilde gelmektedir. Yine şöyle bir pembe kimonosu bulunmaktadır. Görünmüyor ama şöyle ayağında da aslında siyah böyle sünger gibi bir kıyafeti bulunmakta arkadaşlar. Ve bu Kimetsu no Yaiba'nın 16 Ekim'de yeni bir filmi çıktı. Kimetsu no Yaiba Mugen Reisha isminde. Yani Kimetsu no Yaiba sonsuzluk treni gibi bir film arkadaşlar. 16 Ekim'de çıktı. Yani hemen hemen 10 gün 15 gün oldu arkadaşlar. Fakat şu anda deli gibi izlenmekte Japonya'da. Herkes hemen hemen herkes Japonya'da bu Kimetsu no Yaiba'nın filmini izlemeye gidiyor ki ben de tabii ki hemen 17 Ekim'de çıktı. Ertesi gün gittim izlemeye. İlk gittiğimde arkadaşlar her yerde Kimetsu no Yaiba posterleri vardı. Çok enteresan gelen bana bu filmin sadece bir posteri değil sanırsam bir 8-9 tane posteri vardı. Her posterde bir karakteri baş karakter gibi yapmışlardı arkadaşlar. Hani bir posterde Tanjiro baş karakter gibi, bir posterde Nezuko baş karakter gibi, bir posterde Rengoku baş karakter gibi 8-9 tane poster verdi. Ben bunu çok sevdim çünkü bu bence tüm karakterlere önem verdiklerini gösteriyor. Gerçekten hani sevdiğiniz karakterin önüne gidip beraber fotoğraf çektirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine her tarafta bu Kimetsu no Yaiba'nın ürünleri satılmaktaydı. Gerçekten her şeyini aklınıza gelebilecek her şeyi bulunmaktaydı sinema salonunda. Daha sonra sinema salonuna girdiğimizde arkadaşlar tüm izlemeye gelenlere şöyle bir kitapçık ve boyama kağıdı dağıttılar arkadaşlar. Şu kitapçık öncelikle Rengoku dediğimiz bir tane karakteri var bu Kimetsu no Yaiba'nın. Bu Rengoku'yu anlatan bir kitap arkadaşlar. İçerisinde Rengoku'nun hikayesi bulunmakta şöyle. Manga şeklinde bunu veriyorlar bütün gelenlere. Yine aynı şekilde şöyle bir boyama kitabı, boyama kağıdı veriyorlar. Bunun boyanmış hali ise şu şekilde. Gerçekten Melis çok güzel boyamış. Ben çok beğendim. Yani şöyle evde bunu alıp götürüp istediğiniz renge boyamanız mümkün arkadaşlar. Boyama kağıdının altında arkadaşlar bu Kimetsu'nun yazarı Gotouge Koyohara'dan bir not bulunmakta. Bu nota göre işte şu anda hem hala pandemi sürecindeyiz. Dışarı çıkamadığımız günler çok fazla olduğu için evdeyken umarım bunu boyarsınız. Öyle vaktinizi geçirirsiniz. Bu arada eve döndüğünüzde elinizi yıkamayı, gargara yapmayı unutmayın diye bir not yazmış. Ben bunu çok sevdim yine. Gerçekten çok içten bir not bence. O yüzden şunları alabiliyorsunuz filme gittiğinizde ki bu film dediğim gibi dehşet dehşet ünlü şu anda Japonya'da. Şöyle bir veri var arkadaşlar. Bu film şu anda sadece Japonya'da gösterimde. Japonya'da ilk 3 günde giden kişilerden alınan kazanç o 3 günde aynı 3 günde tüm dünyadaki sinema salonlarından elde edilen kazancın üzerindeymiş. Tabii ki şu anda pandemi olduğu için normalde insanların sinema salonuna gitmedikleri doğru ama dediğim gibi sadece Japonya'da Kimetsu no Yaiba'ya gidenler arkadaşlar tüm dünyadaki sinema salonlarından edinen kazancın üzerindeymiş arkadaşlar. Yani bana bu çok enteresan gelmişti. Bir tane daha bir var arkadaşlar. Buna çok şaşıracaksınız. Bu filmi arkadaşlar ilk 10 günde 16 Ekim'de çıktı. 16 Ekim'den 26 Ekim arasında ilk 10 günde bu filmi izleyenlerin sayısı 7 milyon 900 bin kişi arkadaşlar. 7 milyon 900 bin kişi 10 gün içerisinde Japonya'da bu Kimetsu no Yaiba filmini izlemeye gitti. İnanamıyorum ben bu sayıya. Sanırsam şu anda Türkiye'nin nüfusu 82 milyon civarında ki bunun hemen hemen 10'da 1 kadar insan arkadaşlar Japonya'da bu filmi izlemeye gitmiş. 7 milyon
kişi. Yani anlıyorum çünkü etrafımdaki herkes gittim. İşte yarın gideceğim, dün gittim geldim, bugün gideceğim gibi şeyler söylüyor bana. Anlayabiliyorum ki ben de dediğim gibi izlemeye gittim ama şu anda o yüzden bütün sinema salonlarında full bir şekilde bu filmi gösteriyorlar. Mesela Tokyo'daki Shinjuku'daki bir sinema salonunda 12 perde olmasına rağmen 11 perdede Kimetsu no Yaiba'yı gösteriyorlarmış arkadaşlar. Bir günde bir sinema salonunda 42 kere Kimetsu no Yaiba'yı gösteriyorlarmış. Yani anlayın artık ne kadar dehşet ünlü olduğunu ki her yerde bütün küçük büyük sinema salonlarında izlemeniz mümkün arkadaşlar. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum ama eğer ki gelirse veya işte Netflix gibi yerlerde izleme fırsatı olursa kesinlikle izleyin, bayılacaksınız gerçekten. Son olarak arkadaşlar bir şey daha anlatmak istiyorum, sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Bu Kimetsu no Yaiba'nın yazarı, biraz önce söylemiştim, Gotouge Koyoharu isimdeki kişi arkadaşlar, öncelikle 1989 doğumlu, 31 yaşında olan şu anda bir bayan arkadaşlar. Öncelikle bunun bayan olması insanları çok şaşırtmıştı Japonya'da çünkü çok böyle erkeksi, erkekvari bir mangaymış. Ben de yani yazılanları okuyorum, mangaymış, o yüzden bunun bir bayan tarafından yazılması herkesi çok şaşırtmış arkadaşlar Japonya'da. Ama öncelikle bayan, size bir hikayesini anlatayım önce. 24 yaşındayken bu Gotouge Hanım kendi başına bir manga yazmış arkadaşlar. İsmi Kagarigari. Şu anda bu Kagarigari internet üzerinden ücretsiz bir şekilde okumanız mümkün. Japonca olması gerekiyor ama İngilizce var mı bilmiyorum. Bir bakın, okuyabilirsiniz. Bu Kagarigari'yi yazmış, öyle evde duruyormuş. Bir gün arkadaşlar bu yazdığı manga artık gerek olmadığını düşünüp çöpe atacakmış. Daha sonra ailesi durdurmuş onu. Eğer ki hani bir çöpe atıyorsan madem, hani eğer ki sana bu gerek yoksa senin en çok sevdiğin manga dergisi olan Jump'a bir yolla, bir bakalım ne diyecekler diye ailesi baskı yapmış. Hani eğer ki çöpe atacaksan atacağını bir yolla bakalım ne diyecekler diye. Hani tamamen bir denemek için 24 yaşındaki Gotouge Hanım bu yazdığı Kagarigari'yi Jump dergisine yollamakta. Jump'la ilgili bilmeyenler varsa şu videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada Jump'ın ne olduğundan bahsetmiştim. Daha sonra arkadaşlar Jump'tan haber geliyor. Sizin manganıza bayıldık diye, ki o yıl daha 24 yaşındayken sanırsam 2013 yılında mıydı, 14 yılında mıydı? Bu Kagarigari mangadaki genç yetenekler ödülüne layık görülüyor. Arkadaşlar genç mangacı ödülünü alıyor. Daha sonra bu Gotouge Hanım çok şaşırıyor, nasıl aldım diye. Daha sonra da oturup bu mangayı daha bir geniş bir şekilde yazmaya başlıyor ki zaten Kagarigari'yi okursanız Kimetsu no Yaiba'dan bazı şeyleri görebilirsiniz, çok benzemekte. Daha sonra da bu Kagarigari'yi geliştirerek şu andaki Kimetsu no Yaiba haline getiriyor ve 27 yaşındayken Jump'ta bu yayınlanmaya başlıyor. Ve yayınlandığı anda herkes çok seviyor, çok beğeniyor bu mangayı arkadaşlar. Şu anda Gotouge Hanım 31 yaşında olmasına rağmen, daha genç olmasına rağmen bu başarı takdire şayan. Ben bu hikayeyi çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten insan bir şey isterse, bir şey hayal ederse o hayalin gerçekleşme ihtimali oluyor arkadaşlar. Yani böyle güzel bir hikaye, eğer ki izlemeyenler varsa izlerse çok sevinirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane!